Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün gündem videolarıyla karşınızdayız. İki bölüm halinde olacak bu videolarımız. İlk videomuzdaki konularımız Manbij'den havalanan PKK'lı teröristler sınırı paramotor trike olarak adlandırılan bir hava aracıyla geçti. Bu hava aracı tespit edilebilir miydi? Nasıl uçtular? Buna bakacağız. İkinci konumuz Bayraktar TB2'de kullanılan 912 Rotax imalatı 912 motoru. Bu motorla ilgili Kanada bir ambargo kararı aldı. Bu motorsuz TB2 ne yapabilir? Bu konuya bakacağız. Üçüncü konumuz ise Azerbaycan'daki Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar. F-16'larımız ne yapıyor orada? Ne amaçla bulunuyorlar? Görevleri hakkında biraz daha bilgi vermeye çalışacağız. Gündem videolarımız için bugün biraz dekor değişikliği yaptık. İsterseniz ilk konumuzla hemen başlayalım. Önceki gün PKK'lı teröristler Suriye'de Manbij'den havalandılar. Paramotor trike olarak adlandırılan hava aracıyla. Sınırımızı geçtiler. Sınırı geçtikten sonra bir noktaya indiler. Başka bir araçla İskenderun'a gidiyorlardı. Amaçları da orada böyle bir canlı bomba eylemiyle kana bulamaktı İskenderun'u ama güvenlik kuvvetlerimizin, istihbarat birimlerinin koordineli çalışmalarıyla önce bu araç yol kontrolünde kıstırıldı. Daha sonra bir terörist orada etkisiz hale getirildi. Diğeri kaçtı. Diğeri de kısa bir süre sonra etkisiz hale getirilerek bu terör eylemi bastırılmış oldu. Şimdi son dönemlerde baktığımız zaman malum Suriye'de karışıklık bir türlü bitmiyor. Türkiye'de önlem almak üzere sınıra yaklaşık 5 metre yüksekliğinde bir duvar inşaatı gerçekleştirdi. Bu duvar inşasıyla birlikte bölgede terörist geçişleri oldukça engellenmiş oldu. Zaten o duvar sürekli hudut birlikleri tarafından 7/24 takip ediliyor. Ama tabii ki bilgisayarlardaki virüs programlarına benzetiyorum. Terör örgütleri hemen karşı ne yapabiliriz, neresi açık, neresi istihbarat olarak sıkıntı yaşıyor gibi sürekli araştırıyorlar. Ve çok ilginç bir hava aracını bu eylemde kullanmaya çalıştılar. Bu da paramotor trike'tı. Peki paramotor nedir? Öncelikle buna bakalım. En basit gökyüzüyle buluşmanın yolu, en ucuz, en daha böyle iptidai koşullar ama en basiti diyelim yamaç paraşütü. Yamaç paraşütü ülkemizde çok yaygın, binlerce sporcu var. İşte bir dağdan, bir tepeden, bir yükseltiden o yamaç paraşütünün paraşütünü havalandırıyorsunuz. Kanat görevi görüyor ve belirli bir yükseklikten atlayarak işte rüzgarın durumu, termik oluşumları gibi meteorolojik durumları çok iyi takip ederek saatlerce havada kalabiliyorsunuz. Hatta bu konuda sporcuların kırdığı yüzlerce kilometrelik mesafe rekorları var. Gerçekten ülkemizde coğrafi şartlar olarak yamaç paraşütçülüğüne çok uygun. Ben dağa taşa çıkmayayım, olduğum yerden kalkabilir miyim diye düşündüğünüz zaman o zaman sırtınıza bir motor ekliyorsunuz yamaç paraşütüne ve bu motorlu yamaç paraşütü olarak adlandırılıyor bu hava aracı. İstediğiniz yerden havalanmanızı sağlıyor. İsterseniz bu motoru zaman zaman açıp kapatıyorsunuz. İrtifaya ihtiyacınız olduğu zaman açıp çalıştırıp irtifa alıyorsunuz gibi farklı kombinasyonlarla bunları kullanıyorsunuz. Motorlu yamaç paraşütü, paramotor olarak adlandırılan bu hava aracı için çok kısa mesafeden havalanmanız mümkün. Bir de trike olarak adlandırılan bunun bir başka versiyonu var. Yine yukarıda yamaç paraşütü var. Arkasında yine bir motor var ama iniş kalkışınızı işte 3 tekerlekli bir iskelet şeklinde yapılmış diyelim bir hava aracına oturarak gerçekleştiriyorsunuz. Genellikle bir, genellikle de 2 kişilik bu hava araçları. Önde pilot oturuyor, bazı tasarımlarda arkada oturuyor ağırlık dengesinin değerlendirilmesi amacıyla ve bir yolcuyla birlikte havalanılıyor. Burada amaç özellikle işte inişlerde trike'ın daha emniyetli olması. Çünkü motorlu yamaç paraşütünde ayaklarınızın üzerine iniyorsunuz. Yanlış verilen bir kumanda, rüzgarın ayarlanamaması veya işte ani gelişen rüzgarın hamlesi gibi durumlarda yamaç paraşütü zaten yukarıda bir kanadınız var, sırtınızda motorunuz var, çok ağır. Ayaklarınızın üzerinde işte düşüp kırma tehlikesi yaşayabiliyorsunuz. Trike bunları biraz daha engelliyor ama sonuçta trike de bir yapı olarak ağır bir yapı. Ona göre motorunuzun güçlü kuvvetli olması lazım. Kalkış mesafeniz tabii ki bu trike'la birlikte biraz daha uzuyor. İniş mesafeniz de uzuyor. Yani önünüzde böyle bir pist gibi bir düzlük gerektiriyor. Motorlu yamaç paraşütü ise daha kısa mesafeden kalkıyorsunuz. Trike ağır olduğu için hava aracının da süreti artmaya başlıyor. Artan sürat tabii ki daha usta pilotaj gerektiriyor. Şimdi
Geçmiş yıllara baktığımız zaman son 4-5 yıldır istihbarat raporlarına işte terör olaylarında veya işte uyuşturucu kaçakçılığında bu tür hava araçlarının kullanıldığına dikkat çekiliyordu. Hatta geçtiğimiz yıl olması lazım biraz geri bildiğimize motorlu yamaç paraşütüyle bir saldırı planlandı ama bu saldırı püskürtüldü. Dediğim gibi teröristler bir yeri açık bulduğu zaman işte dronlar artık yoğun olarak kullanılmaya başlandı veya bu tür çok hafif hava araçları bu tür saldırılarda yer alabiliyor. Paramotor traktörün fiyatlarına baktığımız zaman işte yamaç paraşütü motoru yapısıyla birlikte özelliklerine bağlı olarak şöyle bir işte çeşitli ikinci el sitelerden baktığınız zaman 25-30 bin liradan başlayıp 110 bin liraya kadar çıkıyor. İstihbarat birimleri bu tür çalışmaları, bu tür hareketleri çok dikkatle takip ediyorlar. İşte bunların eğitimlerini kim veriyor? Malzeme nereden temin ediyor? Sonuçta işte evinizde paraşütü dikip al sana yamaç paraşütü, motoru da evde yaptım diyemiyorsunuz. Bunlar havacılıkla ilgili imal edilmiş özel malzemeler. Bunları tespit edip almanız lazım. Terör grupları için konuşuyorum tabii. Eğitimini görmesi lazım teröristin. Bunlarla ilgili de tabii ki kimler uçuyor, kimler ikinci el malzeme satıyor, nasıl bir alışveriş var gibi konular istihbarat birimleri tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor. Şöyle de ben bir parantez açmak istiyorum. Ben uzun yıllardır işte sportif havacılık, genel havacılık haberler yapıyoruz. 16 yaşında planörle uçmuş, yalnız uçmuş bir bu işe planörle sportif havacılıkla başlamış bir insan olarak gerçek havacılar gerçekten böyle abuk subuk işlerle uğraşmıyorlar. Ülkelerini seven insanlar. Böyle gidip de uç terör eylemlerine bilmem nere katılacak insanlar değil. Çünkü hobileri için hayatta tutunuyorlar. Hobileri onlar için çok önemli. Hobilerinde bütün streslerini, günün zorluklarını eritip rahatlıyorlar, huzura eriyorlar. Ve bu şekilde etraflarına zarar vermeden bu hobilerine yoğunlaşarak, buralara odaklanarak hayatlarını sürdürüyorlar. Bunlar ancak işte bu terör örgütlerine eğitim veren birisi varsa gerçekten çok art niyetli olduğuna inanıyorum. Bunun eğitimi paramotor trike'ın kısa sürede alınabiliyor. Ama tabii ki her an her yerden uçabilmek gibi işte rüzgarı çok iyi bilmek, tecrübe kazanmak lazım. Bunlarla ilgili sık sık uçuşların yapılması lazım. Muhtemel terör örgütü tahmin ettiğim işte arazi şartlarını izleyerek işte vadilerin içinden çok alçaktan uçarak bazen de tahminimce gece uçarak bu uçuşların yaptığını tahmin ediyorum ama gece uçmak çok riskli çünkü etrafı göremiyorsunuz. Önünüzde dağ mı taş mı var göstergeleri okumanız lazım ve tabii ki çok alçaktan yapılan uçuşlarda her zaman çok büyük bir hedefsiniz. Devasa bir paraşütünüz var üzerinizde. Bu hedef tespit edilmesi gözle çok rahat ama radar gibi sistemlerle tespit edilmesi çok zor. Birincisi o radar sinyallerini geri yansıtacak bir yapıya sahip değil. Yamaç paraşütü olsun, paramotor olsun veya paramotor trike olsun. Çok yavaş uçuyorlar ve bu konuda özel geliştirilmiş sistemlere ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu sistemlerde menzilleri kısa sadece işte örneğin bir askeri birliğin veya stratejik noktanın korunması için konabiliyor. İşte menzilleri de oldukça kısalmış oluyor. Genellikle dronları tespit eden bu tür hava araçları aynı şekilde yamaç paraşütü gibi işte paramotor gibi hava araçlarının tespit edilebilir. İkinci konu bununla ilgili sesle ilgili duyarlılık, ses ikazları. Fakat tabii bunlarla ilgili yeni yeni teknolojiler gündemde. İşte elektrikli motorlar geliyor. Bunlar mesela çok sessiz normal kullanılan piston motorlara veya benzinli motorlara göre. Tabii bu da bir yerden de tespit edilmeyi güçleştiriyor. Ama dediğim gibi istihbaratta her şey terörün köküne inmek. Bu malzemelerin akışı durduğu zaman, eğitim verenler tespit edildiği zaman, gerekli operasyon yapıldığı zaman terör örgütü bunları kullanamaz hale getiriliyor. Bu çok önemli. Şimdi paramotor trike olarak ilk defa bölücü terör örgütü PKK ilk defa kullandı. Geçmişteki yıllarda bazı uyuşturucu trafiklerinin olduğu iddiaları ortaya atılıyordu. Tabi bu bölgelerde önlem alınacak. Gerçekten amatör havacılar bundan tabii ki zarar görebilir ama nasıl uçuş emniyeti havacılıkta birinci konu, hayatımızda da güvenlik, kurallar çok önemli. Bir de tabii güvenlik böyle bir PKK veya bölücü terör örgütü gibi konular gündeme geldiği zaman güvenlik ilk plana çıkıyor. Belki bu bölgelerdeki uçuşlar tahminimce valilikler tarafından yasaklanabilir veya çok kısıtlı alanlarda bunlara izin verilebilir.
Kuşkusuz bunlarla ilgili güvenlik güçleri de bir koordinasyon sağlanacağını tahmin ediyorum. Ama tabii gönül istiyor ki bu hava araçları ile ilgili, bu sportif havacılıkla ilgili konularda keşke biraz daha düzenleyici otorite olarak farklı yapılar olabilse, bunlarla ilgili denetimler daha sık yapılabilse. Örneğin bir pilotaj kursuna başlayacaksınız, başvuruyorsunuz uçuş okuluna. Siz başvururken bütün kimlik bilgileriniz de bir taraftan emniyetle paylaşılıyor. Veya yurt dışından yabancı birisi geliyor Türkiye'de uçuş eğitimi almaya. Güvenlik araştırması yapılıyor. Sonuçta çok güvenli bir yer olan havalimanı içerisinde bu öğrenciyi sokuyorsunuz. Gerektiği zaman yalnız uçuşlarda uçağa teslim ediyorsunuz. Bunun bir terör eylemine dönüşmemesi veya bu öğrencinin kimlerle bağlantısı var, neler yapıyor, güvenli değil mi, bunlarla ilgili çok ciddi soruşturmalar yapılıyor. Muhtemel sportif havacılık konusunda da bu tür soruşturmaların yapılmasına gerek duyulacak diye tahmin ediyorum. Bakalım önümüzdeki dönemlerde nasıl bir gelişme olacak, buna birlikte bakacağız. İkinci konumuzda Bayraktar TB2 taktik İHA'da kullanılan Rotax motorla ilgili Kanada'nın aldığı bir ambargo kararı var. Kanada geçtiğimiz günlerde de yine Bayraktar TB2'lerde kullanılan MX-15 tipi kameralar konusunda bir adım atmıştı. Bunların satışı konusunda kısıtlama getirmişti. İkinci kısıtlama ise bu kullanılan Rotax motorların ana imalatçısı Kanada'da. Kanada'nın Bombardier şirketi, Bombardier'in attığı bir adım var. Rotax motorları Kanada'da ve aynı zamanda da Avusturya'da imal ediliyor. Bunlar aslında hani ne kadar böyle askeri amaçlı desek de Rotax'ların ana görevi sivil ultralight olarak adlandırılan hafif uçaklarda kullanılacak yeni nesil bir motor. 1980'lerin sonunda çıkmış, 90'larda gelişimini tamamlamış ve 2000'li yıllardan itibaren dünyada yoğun olarak kullanılmaya başlanmış bir uçak motor tipi. Ultralight gibi çok hafif uçaklarda kullanılıyor. Aynı zamanda 2 kişilik uçaklarda da yer bulmaya başladı. Gerçekten yakıt harcama oranları düşük, güzel, narin ama motorlar çok böyle yoğun ve sert kullanıma pek fazla gelmiyor. Hafifler, yakıt tüketimi az. Bu nedenlerde de son yıllarda insansız hava araçlarında da kullanılmaya başlanmış durumda. Bombardier bunlarla ilgili bir açıklama yaptı. İşte biz dedi bu motorun askeri amaçta kullanıldığını bilmiyorduk. Ben buna koca bir yalan diyorum. Çünkü sonuçta Rotax'ın ilk kullanıcılarından biri 914 modelinde İsraillerin yaptığı Heron. Heron malum Türkiye'de de bulunuyor bu Heronlar. Heron'da kullanılmaya başlandı. Hatta bazı teknik ekipler, işte biz Rotax kursuna gittiğimiz zaman İsrail'den gelen askeri teknisyenler de orada eğitim görüyorlardı diye ifadeleri var. Daha sonra da Rotax'ın bir başka kullanıcısı dediğim gibi Bayraktar TB2 oldu. Çok da bir başarılı bir kullanıcı oldu. Rotax'larla ilgili olarak böyle bir ambargo sonrasında bunlar öncelikle sivil motorlar. Çok farklı yerlerden gidip alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Herhangi ben bir sıkıntıya neden olacağını zannetmiyorum. Ama bu konuyla ilgili Türkiye bir adım atmak isterse Bayraktar'da, Ankara'da kullanılan ve Teyi'de, Eskişehir'de imal edilen, tasarlanıp imal edilen yerli motor PD-170'in kullanılabileceğine inanıyorum. Tabii ki bununla ilgili bazı teknik çalışmalar tabii ki yapılacaktır. Belki PD-70'in biraz gücü azaltılacaktık. Sonuçta PD-70, 170 beygir güç üreten bir motor. Rotax'ın ise 912 serisi için konuşuyorum. Oluşturduğu güç 100 beygir. Arada çok ciddi bir fark var. Belki PD-170'in gücü düşürülerek yakıt sarfiyatı daha da toparlanıp bu düşük güçle birlikte Bayraktar'a uygulanabilir. Bayraktar'ın bunu taşıması için bazı işte gövde tasarımları değiştirilebilir veya taşıdığı yük arttırılabilir. Bilmiyorum, bunlarla ilgili gelişmelere muhakkak Baykar grubu bakacaktır. Bunlarla ilgili bir karar alacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta Rotax'lar sivil bir motor. Bu motoru çok farklı yerlerden alabilirsiniz. Nasıl Kanada'nın o Westcam'le ilgili getirdiği sıkıntıların arkasından Aselsan'ın yaptığı CATS olarak adlandırılan kamera sistemi Bayraktar'da kullanılabileceği gibi motor konusunda Türkiye'nin elinde PD-170 var. Veya farklı farklı motorlar convert edilebilir, değiştirilip yine Bayraktar'a güç verebilir. Çok böyle bir erzem, ölümcül bir konu değil. Bu tür uygulamalar Türkiye'nin savunma sanayindeki farklı farklı hareketlerini elini sıkıştırıyor gözükse de uzun vadede geliştirdiğiniz daha özgün çözümlerle aslında elinizi geliştiriyor.
Dün gerek Baykar'ın genel müdürü Haluk Bayraktar, gerekirse de Baykar Makina'nın teknik müdürü Selçuk Bayraktar çok güzel bir paylaşım yaptı. Bu tür kararların kendilerini kamçılayacağını, niye milli teknolojik atılımın yapıldığını, işte bu bir ispatı olduğunu gösterdi. Ben Türkiye'nin bu problemi kısa vade içerisinde çok büyük bir mühendislik bir çalışmasına gerek kalmadan ufak ufak oynamalarla açık çatı aşacağına inanıyorum. Üçüncü konumuz Azerbaycan'daki Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları. Özellikle Gence tarafında 2 veya 4 adet Türk F-16'ların sürekli bulunduğu konusunda bazı uydu fotoğrafları geçiyor. Sonuçta Azerbaycan dediğiniz zaman Türkiye için çok farklı bir yeri var. Tek millet, iki ayrı devletiz. Sonuçta Azerbaycan'ın çok haklı bir savaşı var Ermenistan'la. Ermenistan'ın 30 küsür yıldır işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi. Arkasından bir saldırıyla, Ermeni tarafından gelen bir saldırıyla 7 Eylül'de başlayan çatışmalar var. Bu çatışmalara tabi Azerbaycan çok dikkatli ve taktik izleyerek bir savaş veriyor. İnsansız hava araçları kullanılıyor. Kamikaze dronlar kullanıyor ve bugüne kadar Ermenistan'ı epey bir yıldırmış durumda ve Ermenilerin kayıpları çok büyük. Artık hani Ermeniler de bir bakıyorsunuz Gence'ye balistik füze atıyor. Sivilleri öldürüyor. Savaş suçları işliyor. Ondan sonra sahada da kayıpları çok büyük. Tabii Türkiye gelişmeleri çok dikkatli izliyor. Ve bölgede Haziran ayında, Temmuz'da, Ağustos'ta yapılmış ortak tatbikatlar var. Ve bölgede F-16'ları var. Azerbaycan'a giden nakliye uçağına Türk F-16 uçakları eşlik ediyor. Uçaklar herhangi bir saldırıya anında cevap vermek veya Ermeni tarafından gelebilecek bir hamleye karşı hazır olarak hava hava füzeleriyle yüklenmiş bir şekilde gidiyor geliyor. Ve aynı zamanda Doğu Anadolu'da da Barış Kartalı erken havadan ihbar kontrol uçağı sürekli görev yapıp bölgeyi çok dikkatle izliyor. Şimdi bu gelişler gidişler sırasında ağırlıklı olarak Gence'deki askeri üs kullanılıyor. Gence'de de işte Türk F-16 uçakları iniyorlar nakliye uçağıyla birlikte. Yakıt ikmali gerçekleştiriliyor. Bunun dışında da dediğim gibi Haziran ayından bu yana da Türkiye ile Azerbaycan arasında sürekli tatbikatlar var. Burada hazır olarak bekliyor ama Türkiye'deki tabii açıklamalar, biz resmi olarak savaşa katılmıyoruz. Sonuçta bir savaşa katılmak resmi, yani Türkiye gidip de öyle ab altından ne sopa gösterir ne de kaçak güreşir. Bu ciddi bir probleme yer alabilir ama gerekirse Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de dediği gibi gerekirse de Türkiye F-16'ları burada kullanırız diyor. Şimdi bu tabii çok önemli bir şey. Türkiye tutuyor şu an onları. Bir yandan da tabii bu uçaklarla ilgili olarak Ermeniler Türkiye'yi sıkıştırmak istiyor. Bakalım bu konuda çok ciddi lobi yapıyorlar Amerika'ya. Bakalım önümüzdeki dönemde işte yeni başkanlık seçimleri ve gelişmeler dahilinde neler olacak, bunları göreceğiz. Bugün bir gündem videosu yaptık. 3 ayrı konuyu işledik ama yarın işleyeceğimiz konular devam edecek. Yarın da bir gündem videosu hazırlayacağız. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramımızda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Katıl tuşuyla kanalımıza destek verebilirsiniz. Tabii ki abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bu arada abone olduğunuzda lütfen o bildirim zili açmayı unutmayın ki yeni video yüklediğimiz zaman bu bildirimler size ulaşsın. Yarın saat 19'da görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.